Üsküdar Üniversitesi televizyon ekranlarından merhabalar. Üsküdar'a gelirken programıyla sizlerle birlikteyiz. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk hocamız şu anda stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Yoğunluğunuzun arasında hocam. Sağ olun. Bu bizim vazifemiz. Evet, çok teşekkürler. Estağfurullah. Hocam, Üsküdar Üniversitesi ile ilgili böyle kuruluşundan günümüze kadar sizinle isterseniz böyle aşamalar hakkında bilgi alalım. Çünkü siz kuruluşundan itibaren üniversitede olan yapı taşlarından bir isimsiniz. Bu sürece şahit olduğunuz için kaç kişiydi, kimlerle bu yola çıkıldı, ilk aşamalarda neler yapıyordunuz, hayal neydi, hayalinizi gerçekleştirebildiniz mi, ötesine mi geçtik, şu anki gelişmeleri alabilir miyiz sizden hocam? Evet, bu şu anki bulunduğumuz binada, A blokta bütün enstitüler, o zaman 3 enstitümüz vardı. 4 tane fakülteyle ve bir tane de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'yla birlikte bu binada 675 öğrenciyle 2012 yılında eğitim öğretime başladık. Ben zaten ilk eğitim öğretim yılında buraya geldim. Çünkü o dönemde benim kızım da bizim psikoloji bölümünü kazanmıştı. Evet, evet. Aslında ben öyle bir gelenekle başlatmış oldum. Yani benden sonra hakikaten şu an zannediyorum bir 10 kadar hocamız ve personelimizin çocuğu Üsküdar bizim üniversitemizde. Üsküdar Üniversitesi'nde olarak yani okuyorlar. Evet. O zaman 675 kişiyle başlayıp bugün itibarıyla işte 16 binin üzerinde bir lisans ve lisansüstü ve ön lisans öğrenci sayısına ulaştık ve bugüne kadar da 13 binin üstünde zaten bir mezun verdik. Aslında çok geniş bir aile olduk. İlk başladığımız sıralarda elbette yani herkes iç içe bir arada çok küçük bir bina. Bugünleri hayal etmek gerçekten hani o gün için ve bu kadar kısa bir süre içerisinde bugünleri hayal etmek o kadar kolay değildi. İşte enstitülerimiz vardı ama yüksek lisans programlarımız yoktu, doktora programlarımız yoktu derken bir enstitü daha, bir enstitü daha derken şu an 5 tane enstitü ve bununla beraber bu enstitülerin içerisinde zannediyorum 35 ya da 36 tane lisans üstü programda eğitim ve öğretim sağlıyoruz. Ayrıca bunların içerisinde de günümüz itibariyle 6 tane doktora programımız var. Ve özellikle psikoloji alanında bizim zaten üniversitemizin tematik olması ve psikoloji bölümünün de hani davranış bilimleri ve sağlık bilimlerinde tematik olmamıza bağlı olarak psikoloji bölümümüzün de gerçekten amiral gemimiz olmasına bağlı olarak şu anda klinik psikolojide ciddi anlamda bir eğitim, öğretim ve yüksek lisans programımız sürdürülüyor. Yani biz hakikaten siz bir yüksek lisans programı açacaksınız ve bu programa ilk etapta binin üstünde başvuru olacak. Yani sadece bir program için binin üstünde başvuru olacak. Ve bunların içerisinde siz en iyilerini seçeceksiniz. Bunlar ilk başladığımız gün itibariyle belki biraz ütopik, belki biraz hayali geliyordu ama artık çok şükür öyle değil. Yani biz belirli bir mesafe, belirli bir merhale kat ettik. Ve bu arada tabii ki kaliteyi hiç bozmadan, kaliteden ödün vermeden bu sistemi kurduk. Mesela bizim özellikle bizim moleküler biyoloji yüksek lisans programımız vardı. Nörobilimde de yüksek lisans programı vardı. Bununla ilgili olarak da Türkiye'nin ilk moleküler nörobilim doktora programını biz açmış olduk. Yani Türkiye'de nörobilim doktora programları var ama moleküler nörobilim alanında ilk doktora programında biz başlatmış olduk. Tabii ki bu gelişmeler üniversitenin beyin araştırmaları, davranış bilimleri üzerinde yapılan çalışmalar ve bilişsel konular üzerindeki yapılan çalışmalar bunlar bir tarafa, bunların biz özellikle moleküler düzeyde yani hücrenin bu iş neresinden başlıyor, hangi genleri etkiliyor ve bu genlerin çalışmasını nasıl etkiliyor ve moleküller verilen ilaçlar özellikle beyin hücreleri içerisinde hangi metabolik yolakları takip ederek bu işleri gerçekleştiriyorlar konusunu daha derinden araştıralım diye böyle bir program açmıştık. Ki zaten bu yılki sloganlarımızdan bir tanesi de Türkiye'nin beyin üssü olma. Türkiye'nin beyin üssü, evet. Evet, idealiyle ve
amacıyla ve hevesiyle biz bu işe başladık ve bunu yürütüyoruz. Zaten yaklaşık 3 ay önce idi Dünya Bilimler Akademisi'nin, bu UNESCO'ya bağlı bir kurum, UNESCO'ya bağlı Dünya Bilimler Akademisi'nin genel koordinatörü Profesör Max Pauli üniversitemizi ziyaret etti. Aslında Türkiye'de bir toplantıları varmış. O toplantı çerçevesinde Türkiye'nin o akademiye üye olan arkadaşımızla biz yıllar öncesinden beraber de çalışmıştık bir kurumda. Onun beni araması ve onun üzerine Max Pauli'nin üniversiteye gelmesi ve laboratuvarlarımızı gördükten sonraki o aslında benden çok o çok heyecanlandı. Ve burada konferansına başlamadan önce bana bir teklifte bulundu. Dedi ki bizim UNESCO tarafından seçilen ve gelişmekte olan ülkelerin lisansüstü eğitim yapan, özellikle doktora yapan öğrencilerini biz dünyada belirlediğimiz ve mükemmelliyet merkezi adını verdiğimiz kurumlarda eğitimlerini almalarını sağlıyoruz. Bu bağlamda sizin altyapınızı gördüm. Biz size böyle bir teklifte bulunsak bunu kabul eder misiniz diye bir söz söylemişti. Evet. Burada çok heyecanlıydı. Hatta şeyi biz bu Sivri Adayı balkondan seyrediyorduk o şeyi konuşurken. Neticede ben tabii ki rektör hocamla ve mütevelli heyet başkanımla bu konuyu paylaştıktan sonra zaten bizim misyon ve vizyonumuz ve ideallerimiz hep ileri gitmek, hep ileri gitmek ve bir şeyler yapabilmek, ülke adına bir şeyler yapabilmek, iyi insanlar yetiştirmek. Tabii burada sadece kendi insanımıza moleküler işte nörobilim doktora programında ve şimdi nörobilim doktora programımız da açıldı. Burada iyi insanlar yetiştirirken aslında biz bu mükemmelliyet merkezi aracılığıyla UNESCO'nun seçip göndereceği öğrencilere, doktor öğrencilerini biz burada yetiştireceğiz ve bunlar kendi ülkelerine dönecekler. Dolayısıyla biz sadece Türkiye değil, dünyanın çok değişik yerlerindeki insanlara ve akademisyenlerin de yetişmesine bir şekilde katkıda bulunmuş olacağız. Bu oldukça önemli. Çok önemli. Evet, şey özellikle hocam. Mükemmeliyet Merkezi UNESCO tarafından belirlenmesi ve bunun da Türkiye'de yine bir ilk olması bu ayrıca çok değerli, gerçekten çok önemli bir şey. Gurur verici. Peki ve hocam, onur verici bir özellik. Peki hocam, bu başarıyı neye bağlarsınız? Yani neler yapılarak böyle bir başarı elde ediliyor? Seyhan Hanım, şimdi ben dün idi zannediyorum bir tweet paylaştım. Aslında bu Forbes dergisinde yayınlanan bir yazıydı. Orada eğer patronunuz sizin önünüzü açıyorsa orada çalışmaktan hem haz duyarsınız hem de orayı geliştirirsiniz başlıklı bir makale vardı. İşte burada özellikle hocanın, rektör hocanın vizyonu, misyonu ve neler yapmak istediğiyle ilgili zaten biz onun şeylerini biliyoruz. Kafasından geçenlerini ve onları zaten söze döktüğü zaman da öğreniyoruz ama bu sadece yetmiyor tabii ki. Yani onun o ideallerini gerçekleştirmek için aslında bu bizim de ideallerimiz. Evet, ortak bir ideal ve ortak bir hayal. O ortak hayal ve ortak idealle siz yola çıktığınız zaman bir de hep iyi ve iyi olmayı ön plana çıkardığınız zaman zaten bunun neticesi kendiliğinden geliyor. Tabii ki bu çok disiplinli çalışmaya, ayrıca gece gündüz demeden çalışmaya. Onu biliyoruz hocam sizin çünkü çok yoğun uluslararası ilişkiler konusunda üniversitenin temsilcisi mi diyelim hocam? Sizi çünkü hep yurt dışında uluslararası ilişkilerden görüyoruz. Sorumlu rektör yardımcısı. Rektör yardımcımız olarak Erasmus anlaşmalarında sürekli sizi aktif yoğun görüyoruz. Onun dışında beyin çalışmalarında görüyoruz sizi. Tabii medyayla ilişkili yani birçok görüş beyan ederek sizleri görüyoruz vesaire. Satır aralarını açmak isterim ama isterseniz sırayla gidecek olursak beyin çalışmalarından da bahsedelim hocam. Neler yapıyorsunuz bizzat sizler? Yani bizzat ben değil, bu üniversite bir ekip halinde çalışan bir üniversite. Multidisipliner olarak çalışan bir üniversite. Dolayısıyla tamamen beyin ve beyine bağlı olarak davranışlar üzerine yoğunlaşmış olan bir üniversite. İşte bir Tayfun Hoca gibi bir değerimiz var bizim. Yani özellikle şizofreni
konusunda ciddi anlamda çalışmaları olan ve bu bağlamda zaten kendisinin de 3 tane patenti var. Yani ümit ediyoruz bu patentlerin artık uygulanabilir hale gelmesini çok istiyoruz. İnşallah. Bununla beraber İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız projeler, bu projelerin neredeyse tamamını biz tamamlamış olduk, bitirmiş olduk. Fakat bu yıl yine başvurularımız var. Onların sonuçlarını da büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu arada tabii beyinle ilintili olarak işte nöromarketing, nöropazarlama programımız gibi programlar, nörobilim yüksek lisans ve doktora programları ve buna bağlı olarak da işte görüntüleme ve ara yüzleriyle ilgili olarak bizim hani her ne kadar mühendislik bölümlerimiz var, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi mühendislik alanlarımız da var üniversitemizde, ancak bu alanlar da hep sağlıkla ilgili konular üzerine, beyinle ilgili konular üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Çünkü sadece işte bir nörolog olmak ya da sadece bir psikiyatr olmak, sadece bir moleküler biyolog olmak, sadece bir yazılım mühendisi olmak tek başına yetmiyor. Dolayısıyla mesela bizim moleküler nörobilim doktora programını açarken biz multidisipliner olarak hem moleküler biyolog, hem genetikçi, hem bilgisayar mühendisi, hem yazılım mühendisi, hem psikiyatr, hem nörolog, hem eczacı, bu kadar geniş bir kadro ile, yani 19 tane hocanın bir araya gelmesiyle biz bu programı açtık. Dolayısıyla artık beyni anlama ya da beynin etkilerini insan davranış üzerindeki işte yöneltmeleri ve buna benzer şeyleri araştırmak için hepimizin kafa kafaya verip bir araya gelip bunları çalışıyoruz. Zaten bugüne kadar bu başarının temelinde de yatan şey ekip çalışması ve ekip ruhunun olması. Evet, yani G20'den bu yana bu çalışmalar aktif olarak Üsküdar Üniversitesi'nde devam ediyor. Ediyor ve hatta işte yani ilk buradaki Antalya'daki G20 zirvesine orada katılmıştık biz. Bu o günden bu tarafa, o zirveden bu tarafa hep devam ediyor. Bu yıl Arjantin'de olacak. Arjantin'deki toplantıya yine üniversite olarak biz katılacağız. Üsküdar Üniversitesi, bildiğiniz üzere işte John Biden ve bundan önceki Amerikan Başkanı Obama'nın başlattığı Brain Initiative Project'te Türkiye ve Orta Doğu Koordinatörü olduğumuz için de hakikaten hani biz beyin üssü olacağız ya da beyin üssü üniversitesiyiz diye çalışmalarımızı boşa söylemiyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden hocalarımız da, ki zaten üniversitemizin işte kuruluşunun temelinde yer alan ve şu an beyin hastanesi dünyada JCI akreditasyonu almış tek beyin hastanesi durumunda. Avrupa'da ikinci beyin hastanesi. Biliyorsunuz o Avrupa'daki beyin hastanesinin kurucusu hocaya biz burada Fahri Doktor'a da verdik ve o zaman gördüğünde hakikaten böyle şaşkınlığını böyle açık bir şekilde ifade etmişti. Tabii ki bu alanlarla ilgili çok multidisipliner bir şekilde biz bu beyin çalışmalarını devam ettiriyoruz. Ki bununla ilgili olarak da işte aşağıda bir deney hayvanları ünitemiz de var. Orada yapılan çalışmaların neredeyse %98'i beyin ve beyin araştırmaları üzerine devam ediyor. Evet, Üsküdar Üniversitesi'nin bölüm ve programları ile ilgili biz tabii önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler vereceğiz yine konuklarımızla birlikte. Sizinle daha üniversitenin bu farklı çalışma alanlarıyla ilgili böyle birkaç madde hazırladığımız için o yönde devam etmek istiyorum izniniz olursa hocam. Yine ARGE çalışmaları ve projeler var. Üsküdar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen TÜBİTAK'la ilgili olanlar da var. Onlardan da bahsedelim isterseniz hocam. Şu ana kadar bizim yani 5 yıllık bir üniversiteyiz ama 6. yılımız içerisindeyiz ama tabii ki hemen ilk başvurduğunuz zaman tüm projeler gelmiyor. Bunlar uzun bir süre. Çünkü yazılımı nereden bakarsanız optimum 6 ay alıyor. Bu projelerin kabul edilmesi, yürütülmesi, ki bizim bir de ARGE'ye yönelik çalışmalarımız, yani TÜBİTAK'ın destekleri, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleri, Kalkınma Bakanlığı'nın, Gençlik Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın vermiş olduğu ve onların desteklemiş olduğu projeler halen yürütülüyor. Ayrıca bir de İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız projeler var ki bunlar bizim altyapımızda oldukça
güçlendiriyor. Özellikle mesela bizim ileri toksikoloji laboratuvarımızı düşünecek olursak bu jandarma ve polise gerçekte işte durmadan işte merdiven altında habire yeni bonsai ve benzeri şeyler, uyuşturucu maddeler üretiliyor. Bunların tanımlanması uzun süre alıyor polis ve jandarma tarafından ama bizim sistemimiz aracılığıyla İSKA'dan aldığımız bir proje neticesinde kurduğumuz sistemle bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Yani işte piyasaya ilk çıktığından sonra elimizde standart maddeyi alır almaz biz onun hemen şeyimize, sistemimizin hafızasına kaydedip onun analizini rahat bir şekilde yapıp bu şekliyle de biz devletimizin değişik kurumlarına da yardımcı oluyoruz. Ayrıca işte adli bilimlerde yürütülen projeler ve adli bilimlerin özellikle bilir kişilik sertifikasını vermeye başlamasıyla beraber bu sertifikaya alan arkadaşlarımız yani hem kendi hocalarımızdan var hem dışarıdan insanlar var. Onlar o sertifika sayesinde işte bizim adli kolluk güçlerimize ve mahkemelerimize rahat bir şekilde destek sağlıyorlar. Bununla beraber şu ana kadar öğrencilerimizin özellikle TÜBİTAK'ın öğrenci projeleri var. Desteklediği öğrenci projeleri var. Onlardan da bahsetmeyi çok isterim. Bu projeler hakikaten çok önemli. Çünkü öğrencilerimiz o projeyi verdiğinde biz hocaları projenin yürütücüsü olmuyoruz. Projenin yürütücüsü öğrencimiz oluyor. Evet. Biz onlara danışmanlık yapıyoruz. Dolayısıyla öğrenci başvuruyor. TÜBİTAK'tan kabul aldıktan sonra o projeden aldığı yani çok cüzi bir şey bile olsa onunla bitirme tezini hazırlıyor. Bir bilimsel proje nedir, nasıl yazılır, efendim nasıl başvurulur, arkasından başvurulma neticesinde bu çalışma nasıl yapılır ve nasıl yazılıra dönüyoruz. Tabii ki bu öğrencilerin kariyeri açısından çok önemli bir dönüm noktası oluyor. Onların geleceği açısından önemli bir dönüm noktası oluyor. Bu şekilde şimdiye kadar başvurmuş olan öğrencilerimize, özellikle bizim Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin öğrencileri bu şeyi çok iyi değerlendiriyor. Hiçbir tanesi geri dönmedi. Yani başvurduğumuz çok bütün güzel projeler geçti. Çok güzel bir şey. Ve öğrencilerimiz daha lisans mezunuyken bir sürü akademisyenin akademik hayata başladıktan birkaç yıl geçinceye kadar bile olmayan, işte bu SCI dediğimiz yani Science Citation Index'te tanınan dergilerde yayını yokken bizim lisans öğrencilerimizin yayınları olmaya başlıyor. Hatta bir öğrencimiz vardı işte biyomühendislik ve moleküler biyoloji genetikte çap yaptı. Evet. Bu öğrencimiz mezun olduğunda 7 tane SCI makalesi vardı. Yani bunlar bizim için oldukça gurur verici. Şimdi ve tabii bu anlattıklarınızdan hocam sözünüz kesiyor ama şu çıkıyor. Yani öğrenciler, burada hedefi olan öğrenciler laboratuvarlarda çalışmalar yapıyorlar. Burada hocalara çok kolay ulaşabiliyorlar. Hocaların danışmanlığını alabiliyorlar. Yani bir pırıltı varsa, kafalarında fikirleri varsa eğer projeleri... Yolları açılıyor. Yolları çok kolay açılıyor o zaman burada. Evet. Yani şimdi düşünün, yani ben bir defa hatırlıyorum, henüz uyumamıştım. Gece saat 3'te bir öğrencimden mail geldi ve ben ona cevap verdim. Yani... Büyük bir heyecan var. Evet, yani şimdi düşünün. Siz de onun heyecanını paylaşıyorsunuz. O heyecanı çünkü kırmamak gerekiyor. Çünkü bu genç insanların önünü açmak için. Bilim adına bir heyecanı tabii, var. Tabii onların önünde olan bütün taşları temizleyip bizim onların yollarını açmamız lazım. Dün bir öğrencim şeyden Almanya'da staja gitti. Bana mail atmış. Ben ona giderken hatta yani ne götürmeleri gerektiğini de yanlarına söylediğim için dedim ki kızım bak gittiğim bölge çok soğuk oluyor. Ben Temmuz ayında orada montla gezdim. Aman botunu montunu almayı unutma diye dün Twitter'dan direkt mesajda bana mesaj yazmış. Hocam çok teşekkür ederim diyor. Yani bana bunları hatırlattığınız için gerçekten ben şu an bot ve montunu giyiyorum diyor. Çok iyi. Ayrıca diyor sizin diyor yani benim oraya gitmemde bir katkınız olduğunu da biliyorum. Evet. Bundan dolayı da çok teşekkür ediyorum diyor sizin ki. Sizin öğrencilerinize çok ilgilendiğinizi biliyoruz. Yani çok destek olduğunuzu. Yani öğrencilerimiz ben şuna inanıyorum. Yani bu zaten bizim üniversitemizin genel anlayışı da bu şekilde. Öğrencilerimiz bir şekilde kaderin bize emanet ettiği varlıklar.
Yani kendi sınava giriyorlar, bir puan alıyorlar. Hı hı. Neticede benim bölümüme geliyor. Şimdi bu benim bölümüme gelmesi, ya işte bu öğrencidir, tamam okusun, lisans eğitimini alsın, gitsin. Bizim böyle derdimiz yok. Biz iyi insan yetiştirme durumundayız. Yani hem kendi alanlarında fark yaratacak bir eğitim almaları lazım. Hem de kişisel olarak da hakikaten örnek olunacak, rol model olacak insanlar olsun diye düşünüyoruz. Üniversitenin en önemli işte misyonlarından bir tanesi bu. Ki biz mesela işte 2012 yılında ilk eğitim öğretim yılına başladığımızda öğrencilerimiz çok azdı. Yani benim bölümümde 13-14 tane öğrenci vardı. Onlar mezun oldu. Şu anda 9 tanesi, o mezun olan öğrencilerimin 9 tanesi yurt dışında doktora yapıyor. Tabii sizler için çok gurur verici bir şeydir hocam. Yani eyvallah, dünyada sizin öğrencileriniz var. Şimdi siz de gidiyorsunuz sürekli işte Erasmus'a özellikle mesela karşılaşıyorsunuz. Tabii kendi doktora yaptığım üniversitede ben yani kendi bölümüme yaklaşık 20 küsür tane öğrenci gönderdim şimdiye kadar. Yani orada stajlarını yapıyorlar. Hatta giderken diyorum ki ya orada benim izlerime bir bakın duruyor mu hala falan diye. Hakikaten yani Avrupa'nın özellikle bizim ilgi alanlarımız daha çok Batı Avrupa. Yani Batı Avrupa'daki ülkelerle ortak ilişkilerimiz var. İşte iki gün önce Köln Üniversitesi Tıp Fakültesinden bir misafirimiz vardı. Onunla nasıl bir ortak proje yürütebiliriz ki o az önce bahsettiğim 7 tane SC makalesi olan öğrencimizi onun yanına biz staja da göndermiştik. Ondan çok memnun oldu. Ve işte görüşmelerimiz neticesinde şu an bir ortak proje Köln Üniversitesi ile. Şu anda Washington University'de yine bir özellikle bazı nörodejeneratif hastalıkların genetik temelleri üzerine bir proje hazırlığımız var. Ve şu anda etik kurul aşamasına getirdik. Etik kurulu aldıktan sonra bu bir anlaşma yapılıp hem öğrencilerimiz lisansüstü hem lisans düzeyinde oraya gidip deneylerin bir kısmını orada yapacaklar. Oradan ekipler de bizim üniversitemize gelip deneylerin bir kısmını burada gerçekleştirecekler. Yani mesela doğrudan beyin çalışmalarıyla ilgili olmasa bile özellikle nöropsikiyatride kullanılan ilaçların özellikle bazı hastalarda ciddi anlamda direnç geliştiğini biliyoruz. Daha doğrusu o ilaç o hastaya etki etmiyor. Bu sefer doktor ne yapıyor? Hiç farkına varmadan dozunu artırıyor. Halbuki bilmiyor o insanın karaciğerindeki o ilacı metabolize eden enzimler düzgün çalışmıyor. Yani ya çok hızlı ya çok yavaş. Her ikisi de etki etmiyor. Dolayısıyla burada biz işte bireyselleşmiş tıp dediğimiz farmakogenetik alanında da biz çok güzel bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvarda nöropsikiyatrik ilaçların hangilerinin o hastaya daha faydalı olabileceği yönündeki analizlerimizi de gerçekleştiriyoruz. Özel tedavi konusu. Evet, yani bu doğrudan belki hani beyin değil ama beyin rahatsızlıklarında kullanılan ilaçların o kişinin genetik özelliklerine uygun şekilde verilmesiyle alakalı bir laboratuvarımız var. O çalışmalarımızı da yapıyoruz bu arada. O zaman hocam yani yeri gelmişken bir çağrıda bulunalım. Bilimsel çalışmalara gönül vermiş, böyle hayalleri olan gençlerimiz için yani nasıl yaparım, ne yaparım, imkan bulabilir miyim, kime sorarım diyorlarsa Üsküdar Üniversitesi Facebook sayfasına da yazabilirler. Televizyon sayfasına, bizim programımıza da. Elbette. Buradan onlara da yardımcı olmaya çalışırız. Bu konularla ilgili de diyelim. Çünkü yani aktarmak istediğimiz birçok konu var ama program süremiz dahilinde Üsküdar Üniversitesi'nin bir beyin üssü olarak beyinle ilgili çalışmaları, işte Ar-Ge alanında projelerle ilgili çalışmaları gibi biz kısa kısa geçmiş oluyoruz. Ama burada daha detaylı yine hocalarımızdan da bilgiler alabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Ve bir diğer konuyu yine dile getirmek istiyorum hocam. Erasmus demiştik. Onu programın sonuna bıraktık. Oraya bıraktık. Evet. Erasmus. Çünkü o da sizin çok aktif olduğunuz bir evet, alan. Evet. Çok. 20'yi aştı sanırım ülke. Evet, 200'ü de 200'ü de geçti. Anlaşmamız var. Bu da her gün artıyor. Bölümlerle anlaşmalarımız var. Yani bizim şunu söylemek istiyorum. Ben base olarak 2015 yılında Türkiye'den İngiltere'ye Erasmus'la öğrenci gönderebilen tek üniversite biz olduk.
Ve o sene 17 tane öğrencimizi biz İngiltere'ye gönderdik. 2015. Türkiye'den başka hiçbir üniversiteden öğrenci gidemedi. Hmm. Bu da tabii ki işte sosyal ilişkiler, evet, gidip oralarda gayret etmeye bağlı. Yani ben bu Erasmus anlaşmaları için, öğrencilerin orada stajları için, yani bunlar kendiliğinden oluyor gibi insanlar düşünüyor. Değil. Ama Londra'da bir yağmura yakalandım ben. Paltom 24 saat kurumadı. İşte o ıslaklığın, o çekilen belki zahmet, belki eziyet, yani ben öyle kabul etmiyorum, emek ama yani o emeğin karşılığını bir şekilde siz görüyorsunuz. Şu anda aşağıdaki bizim araştırma laboratuvarlarımızda İngiltere'den 4 tane öğrenci staj yapıyor. Ya bunlar tabii oturduğunuz yerden olmuyor. Olmuyor. Yani tabii ki. Tabii ki. Biz yurt dışına. Evet, biz oralara gönderiyoruz. Oralar bize gönderiyor. Evet. Hatta bu Erasmus çalışmalarımızı bizim charter'ımızı aldığımız dönemlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Valizimi hiç boşaltmıyordum. Geliyordum akşam. Kirli çamaşırlar bırakıp temiz çamaşırlar alıp sabah tekrar başka bir ülkeye gidiyordum. O kadar bir tempo. Ve neticesinde de işte çok şükür geldiğimiz durum ortada ve bugüne kadar her yıl bizim ulusal ajanstan Erasmus bütçemiz artarak devam ediyor. Hatta bu artırmalar yetmiyor. Buna ilave olarak ek bütçe istiyoruz. Hiç kısıntı yapmadan bu ek bütçemizi de veriyorlar. Çünkü biz harcıyoruz. Bugüne kadar üniversitemizde Erasmus Exchange ve Erasmus Internship programına başvuran öğrencilerimizden göndermediğimiz olmadı. Ve bunların neredeyse tamamını biz kendi Avrupa Birliği'nden bize sağlanan kaynaklarla gerçekleştirdik. Evet. Bununla beraber bizim Üsküdar Üniversitesi'nin de öncülüğünü yaptığı 5 tane vakıf üniversite, Üsküdar Şehir, Kültür, Sabancı ve Kadir Has Üniversiteleri, İstanbul Sanayi Odası, Dünya Bilişim Vakfı ile beraber kurduğumuz bir konsorsiyum var. Zaten Ulusal Ajans bunu her defasında söylüyor, bizi tebrik ediyor. Türkiye'de bu anlamda bir sürü konsorsiyum kuruldu ama hayatta kalan ve çalışmalarını artırarak, bütçesini artırarak devam eden tek konsorsiyum biziz. Bu konsorsiyum aracılığıyla da biz öğrencilerimizi yine yurt dışına özellikle sadece staj için konsorsiyum bütçesini kullanıyoruz. Oradan da zaten belirli bir sayıda bize de öğrenci düşüyor. O öğrencilerimizi de oradan konsorsiyum aracılığıyla seçip onlar da gönderiyoruz. Yani sadece kendi bütçemiz değil, bir de konsorsiyum kurduk. Zannediyorum şu anda ikinci konsorsiyumu da kurmak için bir arayış içerisindeyiz. Aslında arayış değil, böyle bir beyin jimnastiğini yapıyoruz. Zaten konsorsiyuma katılacak olan üniversitelerde az çok belli oldu. Şimdi biraz hocam tabii çağın gerekliliği herhalde, yani gençler bir taraftan hedefleri var zaten. Evet, lisans eğitimi almak istiyor ama dünyayı da tanımak istiyor, dünyaya da açılmak istiyor. Kendi hedefleriyle merak ettiği, gitmek istediği ülkelerdeki çalışmaları takip edip onları buraya entegre edip kendi çalışmalarını belki oraya aktarıp geleceğiyle ilgili ona göre belki yeni bir yapılanmaya gidip düşünüp her türlü hayalini değerlendirmek istiyor. Elbette. Tabii bu anlamda da bu imkanları verebilen bir çatı altında olması gerekiyor. Ya, yani bu çatı hem de öğrenciler açısından, ben yani özellikle Erasmus'un bu biz tabii ki oryantasyon programlarını yapıyoruz. Yani gitmeden önce öğrencilere nasıl davranmalar, neler yapmaları gerektiğiyle ilgili. Çünkü her ülkenin farklı bir kültürü var. Her ülkede yapılması ayıp olan şeyler var. Yani bunları biz onlara anlatırken, bununla beraber biz öğrencilerimize benim söylediğim şey şu: uçağa binin, isterse uçağa gideceğiniz hedefe varmasın, havadan dönsün, tekrar Atatürk Havalimanı'na insin ama bu tecrübeyi yaşayın. Çünkü bu tecrübe hem kültür köprülerinin oluşmasına sebep oluyor, hem yani kendi ülkesini, kendi aldığı eğitimi oradaki eğitimle kıyaslama imkanı oluyor ve anlıyor ki biz onlardan hiç geri değiliz. Belki bazı noktalarımızda biz onlardan daha iyiyiz. Bir cesaret geliyor bundan. Belki. Tabii ki o cesaretle beraber de zaten Erasmus'un istatistiklerine göre de Erasmus aracılığıyla, Erasmus bütçesini kullanarak staja giden
ya da exchange'e giden öğrencilerin üçte birisi o gittiği ülkede iş buluyor. Yani bu da farklı bir boyutu. Onun da hedefine bağlı. Yani gidip o tecrübelerimi getireyim, işte Türkiye'de hayata geçeyim de bir yol. Orada öğreneyim, orada da bir yoluma devam edeyim. Orada belli olabilir. Bir süre devam edip tekrar sonra ülkeme geleyim. Gelip. Tabii. Yani bundan sonrası kendine kalmış. Zaten hayat artık tercihtir. Dünya küçük bir köy haline geldi. Evet. Ki zaten evet, hayat tercihtir. Evet. Zaten hayatımız da tercihlerimizin bütünüdür. Evet. Ancak biz öğrencilerimize her zaman diyoruz ki tamam, gidin öğrenin. Ne kadar kalacaksanız kalın ama lütfen ülkeye gelin ve bu ülkeye hizmet edin. Yani bu ülkenin geleceğine hizmet edin. Bu ülkenin işte teknolojisine, bilimine ve üretimine katkı sağlayın ki biz burada faydalanalım. Evet, biz ayaklarımız üzerinde durabilelim. Tabii, yoksa tabii. Hep dışarı bağımlı kalırsak o zaman bizi dizüstü çöktürürler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Bir mesajınız şu an tercih yapacak. Yani özellikle tercih, yani hayat tercihlerin bütünüdür dedik ama bence yani tamam, bizim kariyer testimizi web sayfamızdan var, yaparak hangi alanlara yetenekli olduklarını çok iyi belirleyip ona göre tercihlerini yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü insanın severek yaptığı işte ömür boyu çalışmaz ve hiç çalışmadan para kazanmış olur. Burada tabii ki anne babanın görüşleri önemlidir. Fakat anne babaları uyarmak gerekirse, anne babalar da lütfen çocuklarının eğilimlerine saygı duysunlar. Çünkü bundan 15 yıl sonra şu anki mesleklerin bir kısmı ortadan kalkacak. Yeni meslekler gelecek. Ve yeni nesil bunun farkında. Bu neslin görüş ve fikirlerine saygı duyup o zaman ailelerinde algılarını bu şekilde açıp o çocuklara saygı duyup onların önünü açıp destek olmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet sevgili izleyiciler, Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Muhsin Konuk hocamızı ağırladık bu programımızda da. Öğleden sonra saat 15'te ve 15.30'da yine yeni programlarımızda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.